sevgili liderler. Hani bazı yaramaz çocuklar vardır. Bazen bir şeyi paylaşamaz. Haksızdır. Haksız olunca ya kavga eder, ya hakaret eder, küfür eder. Şimdi 2019'da Ankara'da belediye seçimleri yapılırken anketleri yükseldikçe iftiranın da dozu arttı. Birkaç tane örnek vereceğim. Şimdi gençler, bakın buradan biz Denizli'ye gideceğiz. Öncelikle biz artık tatlı dili hakim kılacağız, sevgi dilini hakim kılacağız. Onun için yuhla muhla vakit kaybetmeyeceğiz. Gençler de tezahür edeceklerse, benim sözümü kesmeden arkamdan ne yaparsanız yapın biz gittikten sonra, oldu mu? Evet, 2019 yılında aday olduğumuzda baktılar anketler ters çıkıyor. Dediler ki bunlar gelir gelmez işçileri çıkaracaklar. Ben o zaman arkada durayım. Lütfen. Evet, seçildik, bir kişi çıkarmadık. O yetmedi, sosyal yardımları kesecek dediler. Artık bütün Türkiye duyduğu için çok kısa anlatacağım. Eskiden bir tane müteahhitten ihaleyle mal alırlardı. Kapı kapı, koli koli dağıtırlardı. Gelen kamyonun üzerinde de Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım aracı yazardı. Yani bir yandan övünürken bir yandan karşıdakini incitirlerdi. Gelir gelmez hemen bir başkent kartı çıkarttık. Bütün dünyada geçerli. Şimdi biz ona para yatırıyoruz. Aileler gidip köylerdeki bakkala, kasaba kadar gidip ailesinin, çoluğunun, çocuğunun ihtiyacı neyse onu alıyor. Bir elin verdiğini öbür el görmüyor. Sadece o değil. Hızlı geçiyorum. 60 bin öğrenci Ankara'da destek alanların öğrencisi ücretsiz gelip gidiyor okuluna. 16 bin öğrencinin servis ücretini ödüyorum. 15 bin küsur öğrenciye kantin yardımı yapıyoruz ki arkadaşları kantinden alışveriş yaparken onlar mağdur olmasın diye. Tamamının çoğunun KPSS ve diğer sınav ücretlerini yatırıyoruz. Onlar da okuyabilsin diye. Onlar bari yardım alan aile olmasın, kendini yetiştirsin diye. Yetmedi. 200 bin aile suyun tonunu 1 liradan içiyor. Eskiden tonunu 20 liradan içiyorlardı. 30 liradan içiyorlardı. 200 lira ayrıca yine ceplerinde kalıyor. 200 bin aileye 3'er ay 2 yıldır doğalgaz veriyorum ki evde çocuklar üşümesin diye. Evet. 17 aydır 200 bin aileye birer kilo et parası yatırıyorum. Başka yerde harcayamıyor. Sadece eve et alabiliyor. O çocuklar protein alsın. Gelişme güçlüğü, öğrenme güçlüğü çekmesinler diye. Hani yardımlar azaltılıyordu? Dolayısıyla seçim zamanında söylenen sözlerin hiçbirisine inanmayın. Neyse, biraz daha geçtik. Anketleri iyice artınca bu sefer rakibim şunu söyledi. Ankara'da dedi, Sayaşları PKK'lılar okuyacak, faturaları da DHKP'liler götürecek dedi. Ne oldu birader, ne oldu? Hani PKK'lı? Bir tane bulabildiniz mi PKK'lı benim belediyemde? Dolayısıyla bunlar seçimi kazanmak için her iftirayı atarlar. Ve devletin bekası söz konusu diyorlardı. Ankara İstanbul giderse devletin bekası tehlikeye düşer diye. Tam tersine çözüm sürecinde gidip PKK'lılar istedi diye kaldırdıkları TC tabelasını ilk hafta geldik yerine çaktık. Bu arada baktılar ki Millet İttifakı'nın seçtiği hiçbir belediyede işten çıkarılan yok. İnsanların başörtüsüyle uğraşan yok. Yani ne kadar iftira attılarsa onların hiçbirisi olmuyor. Hemen gittiler ayın 6'sında, Mayıs'ın 6'sında İstanbul seçimini iptal ettiler. Ne diye? Bir zarfın içinde 4 tane pusulu var. 3'ü geçerli, biri geçersizmiş.
nasıl yapılabiliyorsa, neyse. Başladık İstanbul seçimine, biz de gidiyoruz artık. Ekrem Bey'e yardıma. Bakın diyoruz, dediklerine inanmayın. Neyse, bu sefer başladılar, devletin bekası bitti. Çünkü o konunun yalan olduğu ortaya çıktı. Bu sefer dediler ki, İstanbul düşerse Kudüs düşer. İstanbul düşerse Mekke düşer. İstanbul düşerse Büyük İsrail kurulur. Evet, İstanbul'u Ekrem Bey aldı ama hepsi yerli yerinde duruyor. Ne alaka? Ne alaka? Hayır. Seçime girerken biraz milliyetçi olmaları lazım, biraz da muhafazakar olmaları lazım ki ancak seçmeni korkutup öyle ikna etmeleri için. Neyse, baktılar millet ona da inanmıyor. Ne yapsalar iyi? Hatırlayın, bunların yedek kuvvetleri var. Şimdi gene sürdüler piyasaya. Getirdiler 33 askerimizi Bingöl'de şehit eden olayın planlayıcısı Osman Öcalan'ı AK Parti'ye oy verdirmek için televizyona çıkardılar. Evet, oy etmedi. O yetmedi. Şimdi ikide bir deyip duruyorlar bebek katilini serbest bırakacaklar diye. Gittiler o bebek katilinden mektup getirip devletin televizyonda okuttular. Niye? AK Parti'ye oy versin, Binali Yıldırım kazansın diye. Yapmadılar mı? Şimdi de yapıyorlar, merak etmeyin. İnsanların gözünü boyamak için şimdi birazcık milliyetçilik sosu, biraz muhafazalık sosu veriyorlar, geçiyorlar. Söyledikleri söz şu, eğer diyorlar 14 Mayıs'tan sonra siz şampanya içerek kutlayanları mı yoksa şükür namazı kılanları mı oy vereceksiniz? Ben anlatayım, bir dakika ben anlatayım. Biz Ankara'da seçimi kazandık, otobüsün üzerine çıktık. Dedik ki Ankara halkına teşekkür ediyoruz. Bu saatten sonra biz rozetimizi çıkarttık. Oy versin vermesin bütün Ankaralı'ya hizmet edeceğiz. Ve asla zafer kazanmadık. Sadece 5 yıllığına görevi devraldık. Çünkü zafer kazanman için karşında düşman olması lazım. Ankara'da bayağı Türkiye'nin hiçbir yerinde bizim düşmanımız yok. Yine yok, yine yok. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'na oy verecekler de başımızın üstündedir. Millet İttifakı'na oy verecekler de başımızın üstündedir. Seçmene hiçbir deme hakkımız yok. Cenab-ı Allah 7,5 milyar insan şu anda yaratmış, yeryüzünde yaşıyor. Her birinin fikri ayrı ayrı, gayet normal. Herkes bir şekilde düşünecek. Neyse, ama toplumu bu şekilde dindar, dindar olmayan diye ayırıyorlar. Sabah oldu. Hep beraber Ankara'nın manevi sahibi Hacı Bayram Camii'ne gittik. Şükür namazımızı kıldık. Bütün duvarları da. Haydi Bismillah başlıyoruz dedik, başladık. Dolayısıyla sadece şükür namazını kendileri kılar. Kendilerinde de hiç şampanya içen yok gibi konuşuyor. Nasıl kutlarsa kutlasın, sana ne? Şimdi böyle der demez benim aklıma bir şey geldi. Hani bunların her cuma günü böyle bir Google'a girip bilmediği için internetten bir olup bir tane ayet sallayan bir bakanları vardı. Hiç yüzü kızarmadı. Kimse ona tek kelime laf etmedi. Hakkında yolsuzluk iddiaları vardı. Onun biliyorsunuz internete düştü. Kocaman şişeyi devletin uçağında devirmiş, güzelce gözler dönmüş, bayılmış bir görüntüsü vardı. Sayın Bakan, buna tek kelime ettiniz mi? Etmedikleri gibi bu tür insanları büyükelçi yaptılar. Şu anda devletin adına büyükelçilik yapıyor. Onun için kimin daha dindar olup olmadığını Cenab-ı Allah'tan başkası bilmez. Siz ne sanıyorsunuz, Allah'a şirk koşuyorsunuz, millete hüküm veriyorsunuz. Oysa onlar ne zaman kaybetti biliyor musunuz? 2002'de gelirken bir lokma bir hırka diye gelip Mekkeli yetimin bir şilteyi bile istemediğini anlatıp biz sadece ve sadece dünyalık için değil sizin öbür dünyanızı da kurtaracağız diye gelip bize cennete vaat edip cehenneme çevirdiğiniz için kaybettiniz. Haksızlık, haksızlığa uğrayan kim olursa olsun mutlaka hakkını savunmanız gerekirdi. Eski dönemlerde böyle yapıyordunuz ama iktidar olunca
artık haksızlık yapılan sizden değilse vur tepesine dediğiniz için kaybettiniz. Siz seçilirken 2002 yılında söz verdiniz. Aynen Hazreti Ömer'in mumu gibi devletin mumuyla kendi işimde kullanacağım mumu ayıracağım diye söz verdiniz. Şimdi devletin uçaklarını bütün seçimde her yerde kullanıyorsunuz. Devletin imkanlarını her yerde kendiniz için kullanıyorsunuz. TRT hepimizin vergi vererek o vergilerden kesilerek bütçe ayırdığı TRT'de Sayın Cumhurbaşkanı 32 dakika konuşturuyor, 32 saat Sayın Genel Başkanımızı 32 dakika konuşturuyorsunuz. Nereden nereye? Şunu söylüyorum bakın, bu bütün AK Parti yöneticileri, iktidar yöneticileri için geçerlidir. Ellerine vicdanlarına koysunlar, 2002'deki aile fotoğraflarına baksınlar. Bir düşünsünler, 2002 yılında ben neredeydim? Şimdi nereye geldim? Bir baksınlar. 2002'deki hallerinden eser kaldı mı? Evet. Fakat ağzını açan birisi olup da niye benim yok dediği zaman hemen cevap bu. Şükret hemşerim, şükret. Bunu da bulamayanlar var. Evet. Evet, şükrediyoruz. Allah'a bin şükür ama fakiri, fukarayı, yoksulu unutarak şükür falan olmaz. Siz böyle söz vermiştiniz. Neyse. Evet, İstanbul'da da bu hukuksuzluğa İstanbul halkı tam 806 bin farkla demokrasiyi gasp edenleri sandığın dibine gömdü. Diyorlar ki biz gidersek şu olur bu olur. Ya siz Ankara'da gittiniz. Sosyal yardımları anlattım. Ankara için güzel olmuş mu? Eskiyle yeni kıyaslarsanız kırsal kalkınmadır. Biraz hızlı geçiyorum. Not tohumu dağıtırım. Çiftçimiz çok, arazimiz de çok. Arpa buğday tohumu dağıtırım. Belediyede ürettiğim sıvı gübreyi çiftçiye veririm. O yetmedi bir de deposunu doldururum mazotla. Ankara için üretsin diye. Ankara'nın bütçesinden harcadığımız para 4 yılda 650 milyon lira. Ankara'nın çiftçinin cebine tam 4,5 milyar lira para koyduk. İşte belediyecilik budur o. Yapamaz dedikleri belediye. Neyse bir de baktık ki Sayın Cumhurbaşkanı Ankara seçimlerinde devreye girdi. Mansur Yavaş 35 bin nüfuslu kıyıda küçücük bir belediyenin başkanı nasıl yönetir diye. Nasıl yönetti? Gelir gelmez. İhaleler açık. Kırım yüksek. İsrafı ortadan kaldırdık. Tam 3500 ihalemiz şu anda internette yayınlanıyor. Yönetemez dedikleri Mansur Yavaş 5 katrilyon eski borcu ödedi. 1,5 katrilyon benden Ulaştırma Bakanlığı bu arada fazla para kesti. 1 milyar lira Çevre Bakanlığı'ndan alacağımız var. Çok şükür belediyenin hizmetleri tıkır tıkır gidiyor. Hem sosyal yardımlar artarak gidiyor. Hem kırsal kalkınmaya destek olup hem de bütün altyapı çalışmalarını devam ediyorum. Bunun karşılığında da uluslararası şeffaflık ödülü aldık. Dolayısıyla Millet İttifakı geldiği zaman olacak şey şudur. Bu sosyal yardımlar artık kimsenin insafına bırakılamayacak. Aile destek sigortası adı altında her aile mutlaka çoluğunu çocuğunu yedirecek, giydirecek, askeri hayat standartına sahip olacak. Kırsal kalkınmada da işte biz aynı destekleri yapacağız, yapmak zorundayız yoksa aç kalacağız. Sebebi şu, artık buraların tamamı çölleşiyor. İklim krizi nedeniyle biliyorsunuz üretimde çok büyük sıkıntılar var. Ya sel oluyor, ya kuraklık, ya yangın. Onun için çiftçimizi üretmeye sevk etmek zorundayız. Şimdi pandemi döneminde örneğin Ukrayna bize un vermedi. Yine Ukrayna Rusya savaşı çıktı. Önce kendi insanını düşünüyor. Oysa biz şu soruyu kendimize soralım. Biz çocukluğumuzu okullarda okurken Türkiye kendi kendine yeten dünyada ender ülkelerden biriydi. Ne oldu şimdi? Samanı dışarıdan getiriyoruz, eti dışarıdan getiriyoruz, her şeyi dışarıdan getiriyoruz. Şimdi yine başladılar getirmeye, patates, soğan pahalı olacak diye dışarıdan ithal ediyorlar. Halbuki üreticinin maliyetini azaltın, bizim yaptığımız gibi destek olun, ucuz üretsin.
hem Türk insanı ucuz yesin hem de Avrupa'ya dahi ihraç etsin. Ama Tarım Bakanlığı biliyorsunuz tarımı geliştirmek için Sudan'dan Afrika'da ve Nijer'de yer kiraladı. Buradaki tarımı halletti de sıra oraya geldi. İşte artık hükümetin bakış açısı ortada. Şimdi ağızlarında tek kelime var. PKK, PKK, PKK. Seçim geldi ya, milliyetçi olmaları lazım. Birçok insan şunu unutmaz. Sayın Cumhurbaşkanı bir tarih. O çözüm sürecine girdiğinde ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım dedim. Herkesin bir milliyetçilik anlayışı var. Ama bu her türlüsünü tümden reddediyorum dedi. Maşallah şimdi seçime mi gidiyoruz? Savaşa mı gidiyoruz bilmiyorum. Toprak, tüfekler, uçaklar meydanda. Fakat açlık konuşulsun istemiyorlar. Enflasyon, pahalılık konuşulsun istemiyorlar. Aynı Ankara seçiminde insanların gözüne bant bağlayıp ya hepiniz duymuşsunuzdur. Benden önceki dönemde abi ya adam çalışıyor, çalıyor ama çalışıyor lafını duymadınız mı? Evet, onların hesabını da soruyoruz. 16 katrilyonu Anka Park'a gömdü, kendi adamları gitti, mal getirdi, orayı işletti. 9 milyarlık Türkiye'de bugün en zengin adımlarını ortaya çıkaran bir belediye var. Onların hepsi şu anda yargılanıyor. Dolayısıyla onların ortaya çıkmasını engellemek için bu yalanları attılar. Şu anda da böyle PKK lafları, işte İHA'lar, SİHA'lar, gemiler. Bakın şunu açıkça söylüyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bunlar 90'lı yıllarda başladı, bu aşamaya geldi. Anadolu gemisini yapan tersane 72 yılında yapıldı, iyi ki yapmışlar. Ama şimdiye kadar böyle silahlı kuvvetlerimizi hiçbir zaman siyasete alet etmediler. Önüne gelen her yerde İHA'lar, SİHA'lar şöyle güçlüyüz. Bakın buradan ilan ediyorum. Elbette milli savunmamız çok güçlü olmalı, hiç şikayetimiz yok. Ama bir ülkenin büyüklüğü, liderliği, itibarı halkının geçimiyle direkt alakalıdır. Sizlerin çocukları dün okuduk, karakola girip polisin dahi tokat alacak cürete sahipler. Yine bir tanesi diyor ki, sağlıkta çok ilerledik. Eskiden doktorlar bizi azarlıyordu, şimdi hastanede doktorları döver hale geldik diye övünüyor. Nereden nereye? Sağlıkçılar yurt dışına gitmek istiyor. Sağlıkçılara diyorlar ki, nankörsünüz. Öğrenci bir şey istiyor, sizler asalaksınız. Bakın, biz en az sizin kadar milliyetçi, en az sizin kadar muhafazakarız. Sizin yaptıklarınız ancak İslam'a zarar veriyor. O füzeleri de, topları, tüfekleri de Amerika ve Rusya gelip bizim sınırımızda devlet kurdurmak istedikçe, PKK'ya silahlı eğitim verdikçe o füzeler gidecek, onların başına füze olarak yağacak. Sadece kendinizi sanıyorsunuz. Orada askerlerimizin başına Amerikalılar çuval geçirdiğinde ne yaptınız? Nota ver dediler, verdiği cevap. Bu müzik notası mı dediler? İlk defa bu meydanda söylüyorum, bakın ilk defa. Bunlar böyle bu müzik notası mı deyince askerden birilerinin zoruna gitti, bunu iyi anlayın. Ne yaptı biliyor musunuz? Amerikalıları bir yerde kıstırdı. Cep telefonlarını kırdı attı bana ulaşamasınlar, durdurmasınlar diye. O askerin başına çuval geçirenlerin komiserine dahil hepsini çırılçıplak soydu ve fotoğrafladı. Çuval öyle geçirilmez, böyle geçirilir diye derslerini verdi. Ama biz nota bile veremedik. Dolayısıyla öyle PKK'yla şunla bunla kandıramazlar. Bakın, 3 defa meclise pişmanlık yasası getirdiler. 3 defa. Bunların içinde şu var. 1 defa da olsa terör örgütü kurucusunun pişmanlıktan yararlanması. 2006'da, 2008'de, 2012'de getirdiler. O zamanki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri meclis tutanaklarında var, itiraz edince çıkarmak zorunda kaldılar. Şimdi şu İstanbul'da, Ankara'da yaptıklarına bakarsanız,
Bunlar seçim kazanmak için Öcalan'a adam gönderirler. Gönderdiler mi gene? Gönderirler. Bunlar Kandil'e de adam gönderir. Gönderir mi? Ondan sonra da bizi suçlarlar. Bizim de Kandil'le ne şununla bununla işimiz olmaz. Gayet de siz. Türkiye Cumhuriyetlerle de devam edecek ilişkilerimiz. İslam coğrafyasıyla da devam edecek. Yani 21 yıldır bir başkasını görmeyince artık vatandaşı da unuttular ama muhalefetteki herkesi herhalde başka bir şey görmeye başladılar. Ama şu net, kendileri yüksek bir yerlerde oturdukları için, oturdukları semtler değiştiği için acım diyenin ağzına künekle verin, soğan pahalı diyenin ağzına da soğan kafa diyerek hakaret etmeye başladılar maalesef. Şimdi biz peki PKK'ya niye karşıyız? Yıllardır, 40 yıldır mücadele ediyoruz. Elinde silah olan örgütle zaten müzakere edilmez, mücadele edilir. Bunu hatırlıyorsunuz. Peki ne istiyor PKK? Ayrı bir devlet de kurmak istiyor, özellik istiyor, öyle mi? Federasyon istiyor, diyor ki Türk bayrağı denmesin diyor vesaire. Bize hep 6 tane benzemez yan yana geldi diye eleştirdiler. Şimdi aynı görüşleri savunan Hüdapar'ı yanlarına aldılar. Yuhlamayın, yuhlamayın. Soruyorlar, meclise gidip yemin edecek misin diye bir bakacağım diyor. Peki hükümet kanadını soruyorlar, Hüdapar o bizden değil diyorlar, o ittifakı değil, ayrı diyorlar. Ben de diyorum ki, utanıyorsanız niye aldınız? Diğer Hüdapar'a da diyorum ya sizden utanıyorlar, ne işiniz var orada? Hep iki yıldır altılı masa altılı masa konuştular. Cenab-ı Allah onları da altıyı tutturdu. Fakat bizimkiler altılı masa geldi oturdu 2400 maddelik mutabakat metninde anlaştı. Ne yapacaklar orada? Madde madde yazıyor. Öbür tarafta öyle bir şey de yok. Dolayısıyla beş benzemez, altı benzemez kendileri oldu. Ben diyorum ki artık ekonomik olarak verecekleri bir şey kalmadı. İki yıldır değiştiriyorlar, değiştirmedikleri Hazine Bakanı, Merkez Bankası Başkanı kalmadı. Bu tarafta da Şampiyonlar Ligi olarak adlandırabileceğimiz ekonomistlerimiz var. Bunların 21 yılda yapamadım, 21 yılda yapamayıp, hala yapamadıklarına, hala bir çözüm bulamadıklarına göre bundan sonra değişimi yapacak bir şey yok. Ancak ağzını açana PKK, ağzını açana FETÖ, sus konuşma deyip açlığı, pahalılığı durdurmak istiyorlar. Şimdi burada gençler var. Gençlerden birisi bir şey söylediği zaman çıkartmak için cep telefonu, kaç paralık cep telefonu taşıyorsun, bir de kalkıp işsizim diyorsun demiyorlar mı? Ben de diyorum ki bu ülkenin bütün gençleri en iyi cep telefonu, en iyi araba, en iyi ev, en iyi bir yaşam şekli, tatil, hayal etmek ve bunu umut etmek onların hakkıdır. Sadece ve sadece sizin çocuklarınızın hakkı değildir diyorum. Ve ben diyorum ki 21 yıl sonra şu işittiğimiz sözlere bakınca, mesela diyor ki Hazine Bakanı, öyle bir güruh var ki diyor, bizi almak için memleketi satar diyor. O gençleri güruh olarak adlandırılıyor. Artık sevgi diliyle gençlere yaklaşan, sevgi diliyle vatandaşı kucaklayan mutlaka bir yönetime ihtiyacı ortada. En son Hüdapar'ın yöneticisi şunu diyor, Mısırlar Sunni, Birinci Dünya Harbi'nden sonra onu birileri çizdi, Mısırlar ortadan kalkması lazım. Şimdi HDP'ye bakanlık verecek. HDP'ye bakanlık verirse Meral Hanım açık açık söylemedi mi? O masada biz onlar olursa biz olmayız demedi mi? Nasıl olacak bu? Peki kendiniz HDP'ye bakanlık vermediniz mi? Verdiler. Görüşmediniz mi? Görüştüler. Şimdi diyor ki grup başkan vekili ikinci tura gelirse herkesle görüşürüz. Herkes kim? İmralı'ya giden hakim kim? Ne görüştünüz? Ne talep ettiniz? Kalkıntıcı olmazsa başkasını da lütfen suçlamayın. Sonucu itibarıyla şöyle bir şey söylüyorum. Bakın arkadaşlar, benim bildiğim
iyi bir Müslüman önce kul hakkını riayet eder. Kul hakkı çok önemlidir. Müslümanın, iyi bir Müslümanın ağzından bal damlar. Kötü söz söylemez. Nefret sözü söylemez. Hakaret etmez. Bu toplumun yarısını hain, yarısını bilmem neci ilan etmez. Bu ülkede herkes vergi veriyor, askere çocuğunu gönderiyor. İstediği tercihi kullanmak zorundadır. Hakaret ederek oy alma yolunu seçin. Bu memleketi bölerse bu dil böler. Bu ülkede beka meselesi varsa artık bu iktidardır beka meselesi ortaya çıkaran. Bu kadar 6-7 milyon Suriyeli doldurdunuz. Bir 5 yıl sonra, bir 10 yıl sonra olabilecekleri düşünüyor musunuz? Maalesef çok çok kötü, bir an evvel bu iktidarın değişmesi lazım. Bunu dillendirince de diyorlar ki, seçim yoluyla darbe yapacaklar, bizi indirecekler. Kardeş, biz seçime sizi indirmek için gidiyoruz. Bundan daha doğal bir şey var mı? Sizi yapamadınız diye geliyoruz. İktidar olmak istiyoruz. Bunun da tek yolu seçim, öyle mi? Ve gençler, özellikle sizlere sesleniyorum. 6 tane farklı genel başkan yan yana geldi. Uzlaştılar. Diyorlar ki nasıl uzlaşırsınız? Kavga mı edelim? Bu memleket kavgadan çok çekti. Artık kavga yok. İnsanlara birbirine sevgi diliyle seslendi. Hoş baktığı zaman geldi. Herkesi kucaklama zamanı geldi. Ve bunun için 6 siyasi parti genel başkanı bir mutabakat metni yaptı, listelerini hazırladı, seçime gidiyoruz ve inşallah birleşe birleşe kazanıyoruz. Evet, birleşe birleşe kazanacağız. Daha iyi günler olacak. Millet İttifakı'nın belediyelerinde herkes memnun. Onlara da onlar gelirse şöyle olur, böyle olur, atmadıkları iftiralar kalmadı. O değişen belediyelerde gelin. Ankara'da çok nideli var, akrabanız vardır. Bu kardeşiniz bir kişi ayırmış mı? Ona bir bakın. Dolayısıyla biz size mutluluk ve huzur vaat ediyoruz. Refah vaat ediyoruz. Ve ayın 15'inde inşallah Sayın Genel Başkanımızı 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz ve Kızılay'da karşılayıp inşallah Çankaya'ya hep beraber yolcu edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturtacağız. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.